Sevgili arkadaşlar merhaba. Kısa dönemde üretimin iki videosunu hallettiniz. Şimdi üçüncü videodayız kısa dönemde üretimde. Neredeyse en önemli başlık diyebilirim buna. Üretimin üç bölgesi arkadaşlar. Kısa dönemde üretimin üç bölgesi. Şimdi bu bölgelendirmeyi yine grafik üzerinden yapacağız. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Safi grafik, kısa dönemde üretim. Onu iyi anlamaya çalışmanız gerekiyor. Şu üç bölgeyi arkadaşlar birlikte çizelim. Sonra gelebilecek soru tiplerini söyleyeceğim. Etrafı güzel oldu mu? Güzel. Yatay eksende arkadaşlar iş gücü miktarı. Eksenler bak çok önemli. İş gücü miktarı. Peki hocam sermaye? Sermaye miktarı sabit arkadaşlar. Grafikte göremiyoruz o yüzden. Dikey eksende marjinal ürün ve ortalama ürün. Bunları daha önce elde etmiştik arkadaşlar. Şimdi öncelikle marjinal ürünü çizelim. Çan eğrisi biçiminde orijinden başlattım. Önce artıyor. Maksimum azalıyor azalıyor sıfır ve negatife düşüyor arkadaşlar. Yatay ekseni kestiği noktada sıfır değerini alıyor marjinal ürün. Şimdi bunun hemen üstüne ortalama ürünü çizeceğim. Ortalama ürün artarken marjinal ürünün altında. Bak, maksimum olduğunda marjinal ürünü kesiyor. Daha sonra azalışa geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Negatif olmuyor hiçbir zaman. Pozitif bölgede sürekli azalıyor arkadaşlar. Şimdi üretimi bölgelendirirken önce ortalama ürünü baz alacağız. Ortalama ürünün maksimum olduğu noktaya kadar üretimin birinci bölgesi, bak şöyle indiriyorum. Yani L1 iş gücü miktarına kadar birinci bölge. Marjinal ürün sıfır olana kadar, L2 iş gücü miktarına kadar ikinci bölge. Ve L2'den sonra da arkadaşlar üçüncü bölge oluyor. Ya bu sınırları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurada hemen bir şey daha göstereceğim. Peki biz bunları nereden elde ettik? Yani MP'yi, AP'yi nereden elde ettik? TP'den, toplam ürün fonksiyonundan. Nasıl bir fonksiyondu? Önce azalarak artan, artarak artan. Sonra A noktası büküm, azalarak artan, maksimum ve azalan. Bak, bu da toplam ürün eğrisi ve S şeklinde bir eğriydi. Şimdi arkadaşlar şuraya da B diyeyim. Biz marjinal ve ortalamayı buradan elde ettiysek, bakın bu videoya kadar şunu öğrenmiş olmanız gerekiyor. A noktasının bu grafikteki yansıması ne? Yani A noktasının bu grafikte hangi nokta temsil ediyor arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. MP'nin maksimum olduğu nokta bak. Peki AP maksimumun oradaki yansıması TP'deki. Hemen gidiyorum. Orijinden çıkan doğrunun toplam ürüne teğet olduğu C noktasında ortalama ürün maksimumdur. Buraya L1 diyeceğim bak. C'yi de buraya yazıyorum. Yansımalara dikkat edin arkadaşlar. Peki L2. MP'nin sıfır olduğu yer, oradaki yansıması B noktası arkadaşlar. Ya şöyle ayırırsam, bakın birinci bölge C'ye kadar, ikinci bölge C ile B arasında, sonrasında da üçüncü bölge diyoruz. Yani toplam üründen yorum yapacaksak bölgeleri bu şekilde ayırıyoruz. Genelde toplam üründen yorum yapmıyoruz ama. Demem o ki arkadaşlar, bir daha söyleyeceğim, böyle kendimi sağlama almak istiyorum. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Bak TP'yi bir daha çiziyorum. Şöyle bir büküm, bir büküm daha, TP bu. Sana şu grafiği önüne koyup, bak bunu önüne koyup üretimi bölgelere ayır dediğinde şunu yaparsan, şunu yaparsan, hocam bak ayırıyorum. Bu şekilde dersen soruyu kaçırırsın. Üretimi bölgelendir dediğinde ilk iş
ortalama ürünün maksimum olduğu noktayı bulacaksın. Yani kalemi orijine koydum. AP burada teğet olduğu noktada maksimum. İndirdim birinci bölge, indirdim ikinci bölge ve üçüncü bölge diyorsun. Anlaştık herhalde değil mi arkadaşlar? Şimdi döndüm buraya. Arkadaşlar sorular şöyle geliyor. Üretimin birinci bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır gibi. Grafiği çizmeden çözemezsin. Bu grafiği bir kere bu ders bittiği anda, bu video bittiği anda en az 5 kere 10 kere bir çizin arkadaşlar. Öğrenene kadar. Bakıyorum ilk bölgeye. Hocam hem de el alışıyor değil mi? Tabii el alışıyor. Görsel hafıza devreye giriyor öğrencide. Aslında çok yararlı bunları defalar. Mikro böyle çalışır zaten, çalışılır arkadaşlar. Sürekli grafik. İlk bölgeye bakıyorum. Bak üstüne de yazayım siz de net görün. Bu mavi olan marjinal ürün arkadaşlar. Mavi olan. Siyah olan ortalama ürün. Hangisi büyük? Hangisi büyük? Marjinal ürün. Yani hemen diyorum ki birinci bölgede marjinal ürün büyüktür ortalama üründen. Peki ortalama ürüne ne oluyor arkadaşlar? Ortalama ürün artıyor birinci bölgede. Peki marjinal ürüne ne oluyor? Bak dikkatli bak. Artıyor, maksimum oluyor ve azalıyor. Ya marjinal ürünle tek bir ilgili tek bir cümle kuramıyoruz. Üçü birden. Marjinal ürün artıyor, azalıyor, maksimum değerini de bu bölgede alıyor. Ama söyleyebileceğimiz tek bir şey var marjinal ile ilgili. Marjinal ürün pozitiftir diyebiliriz. Doğru bir cümle olur. MP pozitiftir. Şimdi toplam ürüne ne oluyor? Bak grafiğe baktım. Toplam ürün yok grafikte. Ama arkadaşlar burada gizlenmiş vaziyette var. Yani toplam ürün yorumumu neye bakarak yapacağım? MP'ye bakarak mı AP'ye bakarak mı arkadaşlar? Bir içinizden söyleyin. Toplam ürün yorumu yapmak istiyorum. Artıyor mu azalıyor mu ne oluyor? Neye bakmam gerekiyor? Marjinale. Çünkü MP onun eğimi oluyor. Dolayısıyla toplam ürün MP pozitif olduğu için artan. Bak eğim pozitif diye okuyabilirsin bunu. Peki nasıl artan? Önce artarak artan, sonra azalarak artan. Dolayısıyla hani burada arkadaşlar sadece artan diyelim. Nasıl arttığını yazmayalım. Çünkü hem azalarak hem artarak artıyor o bölgede. Şimdi söyleyeceklerimiz bunlar. Buraya ben arkadaşlar şöyle bir tane daha madde bırakıyorum. Birazdan dolduracağız onu. Bir şey anlatacağım sonra. Geldim ikinci bölgeye. Arkadaşlar en çok sorunun geldiği bölgedir bu. İkinci bölge. Peki neden hocam? Çünkü arkadaşlar burası üretimin iktisadi bölgesidir. Üretimin iktisadi bölgesidir. Ha, ne demek bu? Firmalar karını maksimize eden iş gücü miktarını bu bölgede belirliyor arkadaşlar. Karı maksimize eden İş gücü miktarı bu bölgede belirlenir. Peki neymiş bu bölgenin özelliği? Bakın arkadaşlar AP yukarıda, MP onun hemen altında. O zaman bu bölgede ortalama ürün marjinal üründen büyük, ortalama ürün azalan, toplam ürün yorumu yapacağım. Grafikte yok doğrudan baktığında ama benim öğrencilerim biliyor. Marjinale baktığında toplam yorumu yapabiliyorsun. Marjinal pozitif arkadaşlar pozitif bölgede değil mi? MP. Demek ki TP artan. Ancak eğim azalıyor. Marjinal azalıyor. O zaman azalarak artandır diyeceğiz. Ve arkadaşlar şu nokta ikinci bölgeye ait. C noktası, sınır noktası. Yani AP büyük eşit MP diyebiliriz. Hatta onu ayrıca bak buraya yazayım. AP eşittir MP'ye. Bu arada AP maksimumdur. Şöyle V diyeyim araya da ikinci bölge için geçerlidir bu da. Bir daha söylüyorum. En çok soru ikinci bölgeden gelir. Buraya bir de madde boşluk bırakıyorum. Birazdan bir şey yazacağız oraya. Geldim üçüncü bölgeye.
Arkadaşlar bakın 3. bölgede AP azalmaya devam ediyor. Ama MP artık negatif. Marjinal ürün sıfırdan küçüktür. Yani negatif değerler alır artık. Son işçi üretime zarar verir. AP azalan olduğu için ve zaten pozitif olduğu için arkadaşlar MP'den büyüktür. Ortalama ürün marjinal üründen büyüktür. Toplam ürün azalandır. Tablodan da görüyorsunuz arkadaşlar, hiçbir firma bu bölgede üretim yapmak istemez arkadaşlar. Sınırlarını iyi bil. Dediğim gibi arkadaşlar, video biter bitmez bunu en az 5 kez çizin. Şimdi bir madde daha anlatacağım şurada. Üretimin başlık şeklinde anlatacağım. Üretimin iş gücü esnekliği arkadaşlar. Şöyle de sembolize edeyim. Q ne? Q üretim. L iş gücü esnekliği arkadaşlar. Şimdi bak esneklik konusunu dinledin ki buraya kadar geldin. Esneklik neydi arkadaşlar? Yüzde değişim. Birinci madde. Hemen bak şöyle bir görmeye çalışın siz de. Ya ben heyecanlandım bu başlığı yazarken. Siz de heyecanlanın. Acaba hatırlıyor musunuz? Esneklik ne demek? Yüzde değişim. Peki üretimin iş gücü dediğine göre, bak hatırla, talebin fiyat esnekliği, talep etkilenen, fiyat onu etkileyen, talebin gelir esnekliği, talep etkilenen, gelir onu etkileyen, bunları daha önce görmüştük. O zaman arkadaşlar burada üretim etkilenen, iş gücü onu etkileyen. Hemen şu tabloya bakarak bir tanım yazacağım. Diğer tanımların aynısı. Bak yüzde geçecek içinde. İş gücü miktarı yüzde bir artırıldığında üretimin yüzde kaç değişeceğini ölçer. İçinde yüzde geçen bir cümle mutlaka esnekliktir arkadaşlar. Değişeceğini ölçer. İş gücünü yüzde bir artırıyoruz arkadaşlar. Şimdi fonksiyonda yazayım bak. Q üretim bağlıdır iş gücü miktarına. Şunları ben size güvenmediğim için Q diye okuyorsunuz çünkü. Üretim diye okuyacaksın bunu. L diye değil, iş gücü miktarı diye okuyacaksın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruda dersi çalışırken bak şu söyleyeceğim şeyi ne olur çok önemseyin. Benim dersimde her şeyi kısaltıyoruz. Kısaları uzun okumayı, uzunları da kısa okumayı öğrenin. Bunda nasıl öğrenebilirsin? Her seferinde bunu yaparak. Q gördün üretimde, L gördün iş gücü miktarda. Şimdi sen bak sen daha önce bu fonksiyonu kullanarak iki tane formül öğrendim. Biri marjinal. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Q'nun L'ye göre türevini alıyorduk. Diğeri ortalama. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bağımlıyı bağımsıza bölüyorduk. Formüllerin benzerliğine bakın. Türev alıyorsun. Doğrudan oranlıyorsun ortalama deyince. Etkilenen bölü etkileyen yapıyoruz. Peki ya hocam, üretimin iş gücü esnekliğini nasıl bulacağım bak. Yüzde delta ne olur hatırlayın arkadaşlar, ya bölünün üstüne ne geliyordu hatırlamazsın ayıp ama. Etkilenen mi etkileyen mi? Q değil mi arkadaşlar? Ev sahibi demiştik ona. Etkilenen gibi bak, etrafı bile hatırlıyor arkadaşlar. Değil mi etrafı? Evet, evet. Yukarıda etkilenen. Aa, içinden ne geliyorsa hocam o doğru çıkıyor. Niye anlamadım? Şans. Yok, korkuyorum herhalde söyleme, acaba yanlış mı söyledim? Ya, olabilir. Doğru çıkıyor evet. Ev sahibi demiştik arkadaşlar Q'ya. Q bölünün üzerinde olacak. Peki aşağıda ne olacak? Onu etkileyen. O da kiracıydı. Kiracı ne? Parantezin içindeki bak. Etkileyen. Aa, çok güzel şey ya. Ha, neden kiracı diyorum? Ha, üst değişmiyor. Ev sahibi hep orada oturuyor.
alt kat değişiyor arkadaşlar. Bir kiracı gidiyor, diğeri geliyor gibi. Örneğin şunu sorsaydım. Üretimin sermaye esnekliği deseydim. Buraya K yazacaktık arkadaşlar. Şimdi bunu, bak şimdi çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Ya bir de hevesli dinleyin arkadaşlar bak. Delta Q bölü Q1 bölü. Delta L bölü L1. Yüzde delta L'yi açarak yazdım. Yüzde delta Q'yu açarak yazdım. İşlemi böyle yapacağız. E peki arkadaşlar bir de bunları böyle ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirdim, çarptım. Ve karşıma ne çıktı bakın arkadaşlar. Delta Q bölü delta L. Ne bu? Marjinal ürün. Görüyor musunuz arkadaşlar? MP çarpı, bak bir de ne geldi? L bölü Q. E bu ne? Q bölü L'nin ters dönmüş hali. Yani bu da 1 bölü AP. Ha, şimdi düzenleyip yazayım. Üretimin iş gücü esnekliği MP bölü AP'dir. Arkadaşlar bak bu bilgi sizi müfettiş yapabilir, uzman yapabilir, bir başkasının bir adım önüne geçmenizi sağlayabilir. Herkesin aklında olan bir şey değildir arkadaşlar bu. Genellikle esneklik denince bu akla gelir, haklı olarak. Ama arkadaşlar şuradan soru gelirse kesinlikle sizi bir adım öne taşıyacak bir soru olacaktır o. Demek ki arkadaşlar marjinal ortalamayı oranladığımızda esnekliği buluyoruz. Siz bunu böyle bir kağıda yazar mısınız? Bak şöyle bir şey yapın hani. Var ya böyle sizin yapıştırma kağıtlarınız ne deniyordu? Deyin ki bilmem neyin bilmem ne esnekliği deyin. Eşittir deyin. Hemen şuraya marjinal bölü ortalama. Ya bu da bir formül olarak kalsın. Mesela maliyetin üretim esnekliği. Marjinal maliyet bölü ortalama maliyet. Üretimin sermaye esnekliği. Marjinal ürün bölü ortalama ürün gibi arkadaşlar. Yani marjinal ve ortalamayı oranladığında yine esnekliği buluyormuşuz arkadaşlar. Bu bilgi de bir köşede kalsın. Yapıştırırsan unutmazsın bir yere. Çünkü çok fazla soru yok bununla ilgili. Geldim buraya. Bakın arkadaşlar. Üretimin birinci bölgesinde marjinal ürün ortalama üründen büyük. Peki üretimin iş gücü esnekliği MP bölü AP. MP AP'den büyük olduğu için yazıyorum hemen yerine. Büyük sayı bölü küçük sayı. E büyük bir sayı küçük bir sayıya bölersek esnekliğin birden büyük olduğunu görürüz bakın. Üretimin birinci bölgesinde üretimin iş gücü esnekliği birden büyüktür. İkinci bölgeye gidiyorum. AP büyük MP arkadaşlar. Büyük eşit MP. Üretimin iş gücü esnekliği. Marjinal ürün bölü ortalama ürün. AP büyük arkadaşlar. Yani bu sefer küçük bir sayıyı büyük bir sayıya oranlıyoruz. Dolayısıyla sonuç birden küçük çıkıyor. Ama bu küçük sayıda pozitif, büyük sayıda pozitif, üretimin iş gücü esnekliği sıfırla bir aralığında oluyor ve bire eşit olabiliyor. Nerede hocam? Burada bak. AP maksimumken MP'ye eşittir. Tam burada üretimin iş gücü esnekliği bire eşittir arkadaşlar. Diğer bölgeye gidiyorum. E burada en önemli özellik marjinalin negatif olması değil mi? Peki marjinal negatif ise üretimin iş gücü esnekliği de negatif olacaktır. Eksi değerler alacaktır arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Üretimin iş gücü esnekliği ne herkes bilmez. Havalı bir bilgidir arkadaşlar. Ya yani sağda solda hava atmak için kullanabileceğiniz güzel bir bilgi arkadaşlar. KPSS öğrencileri. Aynen. Aynen. Anlaşıldı herhalde burası. Şimdi soru tiplerini göstereceğim arkadaşlar. Yani buradan yani kısa dönem üretiminden nasıl sorular gelebilir? Arkadaşlar evet. Screenshot. Aynen. Siliyorum. Kaç dakika oldu? Hocam 20 dakika. O zaman şöyle soru tiplerine geçebiliriz.
Umarım iyi gidiyordur arkadaşlar çalışmalarınız. Dediğim gibi her dersin böyle sonuna doğru bir kırılma noktası oluyor. Tam da mikronun o noktalarındayız. Ama arkadaşlar bu ülkede yaşıyoruz ve sizin böyle bir şansınız yok. Çalışmaya devam dolayısıyla. Yani ilk günkü heyecanla dinlemeye devam edin arkadaşlar. Yoksa olacağı yok bu işlerin. Şimdi şöyle soru tiplerini hem grafiğe çizerek de tekrar etmiş olalım. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir üretim fonksiyonu verilsin. Kısa dönem üretim fonksiyonu TP eşit eksi 6 L küp artı 72 L kare biçimindedir. Şimdi bak bu dikkatli bakın buraya. Ne sorabilir diye düşün. Konuyu çalışırken de arkadaşlar ne sorabilir diye düşünün. Şimdi grafiği aklıma getiriyorum. TP'nin toplam ürünün bir maksimum olduğu nokta var. Onu sorabilir. Marjinal üründe maksimum oluyor. Onu da sorabilir. Ortalama üründe maksimum oluyor. Onu da sorabilir. O zaman bak birinci sorumuz. Marjinal ürünü ya da verimi maksimize eden iş gücü miktarı nedir? Şimdi arkadaşlar bu soruyla aynı anlama gelir. Şöyle de sorabilir bunu. Toplam ürün eğrisinin birinci büküm noktasında İş gücü miktarı nedir? Şimdi bak bu tarafa gidiyorum. Çünkü yan yana sorular yazacağım arkadaşlar. Tahtamız düzgün olsun. Şuraya hemen sayısal bir soru gördüm. Ama grafiği de çizmek istiyorum. Hani o sayısal soruyu çözebilmek için. Siz de arkadaşlar sakın ha grafiksiz soru çözmeyin. Kendime gıcık oluyorum arkadaşlar ya şu eksenleri çizerken. Şöyle düzelttim mi bilmiyorum tabii. L. Şunu negatife indirelim. Bak. Toplam ürün artarak artan, azalarak artan, maksimum ve azalan. Şimdi indiriyorum bükümleri. L1. Bu bükümler ne ile ilgili? Akıldan geçirin arkadaşlar. Bu bükümler marjinal ile ilgili. Buraya da L3 diyeceğim. Konu anlatmadığım için doğrudan çiziyorum. Marjinal ürün artar artar maksimum L1'de. Azalır L3'te 0 ve negatife düşer. Bu MP eğrisi. Şimdi şey de çizelim, ortalama ürünü arkadaşlar. Orijinden çıkan doğrunun toplam ürüne teğet olduğu noktayı arıyorum. Bakın buldum. Hemen L3 diyorum. Siz de benim gibi böyle otomatiğe bağlamanız gerekiyor bunu. Artıyor maksimum ve azalışa geçiyor. Bu da ortalama ürünümüz. Arkadaşlar üretimin bölgelerini de şöyle göstereyim. Şuralara da isim vereyim. Ay kalemimiz burada. Birinci büküme A diyeceğim. Şuraya B diyeceğim. Bu L3 değil L2 bu arada. Şurada C olsun arkadaşlar. Sıkılacağınız diye de böyle hızlı çizmeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar soruya dönüyorum. Bak sayısal bir soru geldi ama ben soruyu grafikle çözüyorum. Bu grafiği hemen kitapçığın köşesine çizdim. Alttakini de çizebilirsin sadece. Ama bak
Toplam ürünle de ilgili gelebilir soru. Tamamını çizin. Vakit sıkıntın yok. Mikro sınavında arkadaşlar ya da iktisat sınavında. Bakıyorum bana A noktasını sormuş. Ya da L1 iş gücü miktarını sormuş. A'yı ya da L1 iş gücü miktarını. Peki orada ne oluyor? Bir fonksiyon maksimum değerini alıyor arkadaşlar. Bak maksimum değerini alıyor. Şimdi bir cümle kuracağım. Hayat kurtaran bir cümle. Herhangi bir fonksiyonun maksimum ya da minimum noktasını bulmak için o fonksiyonun türevi sıfıra eşitlenir arkadaşlar. Bak yazıyorum. Herhangi bir fonksiyonun hayat kurtarır dedim. Yazın bunu. Herhangi bir fonksiyonun, hatta 2022'de soru geldi bununla ilgili. Max ya da min noktasını bulmak için o fonksiyonun türevi sıfıra eşitlenir. Türevi sıfıra eşitlenir. Şimdi geldim soruya tekrar. Ne diyor bana? Marjinal ürünü maksimize dön. O zaman önce sorunun öznesini buluyorum arkadaşlar. Ya soru marjinalle ilgili. O zaman önce marjinali bul. MP eşittir. TP'nin L'ye göre türevi. Alıyorum türevini. Üst öndeki sayıyı çarp. Eksi 18 L kare artı üst öndeki sayı çarp 144 L. Bu bizim marjinal ürünümüz. Yani sorunun öznesi, soru bu fonksiyonla ilgili. Ha şimdi ne sordu? Bunun maksimum noktasını. Biz ne yazdık oraya? Bir fonksiyonun maksimum noktasını bulmak istiyorsan türevini sıfıra eşitleyeceksin. O zaman geldim buraya. Marjinal ürünün L'ye göre türevini, bak türev işareti bu, sıfıra eşitliyorum. Türevini alıyorum. Eksi 36 L artı 144 eşit sıfır arkadaşlar. Türevini aldığımızda ne oluyor? 36 L eşit 144 oluyor. Her iki tarafı 36'ya böldüğümüzde 4 mu çıkıyor arkadaşlar? Evet 4. Evet 4 geliyor. Eğer iş gücü miktarı 4 olursa marjinal ürün maksimum oluyor ve biz o grafikte A noktasında oluyoruz arkadaşlar. Yani şurası 4'müş bak. L1'i bulduk 4. Umarım anladınız arkadaşlar. Bak sakın ha en sinir olduğum şey arkadaşlar şunu yapmayın. Hocam 2 kere türev aldık. Ya 2 kere türev aldık demeyin. Arkadaşlar marjinal ürünü bulduk. Tepe noktasını sorduğu için marjinal ürünün türevini sıfıra eşitledik deyin arkadaşlar. Soruyu böyle analiz edin. Şimdi bir ikinci soru yazıyorum. İkinci sorumuz. A'yı hallettik bak. Şimdi AP maksimumu bulacağız. AP maksimum. Ortalama ürünü. Maksimize eden iş gücü miktarı nedir? Sorunun öznesi, soru neyle ilgili? AP ile ilgili arkadaşlar. O zaman önce AP'yi bulacağız. Ortalama ürün. Neydi arkadaşlar? TP bölü L. Bağımlı bölü bağımsız. Bak buraya bakarak söylüyorum. TP bölü L. TP eksi 6 L küp artı 72 L kare bölü L. Arkadaşlar eksi 6 L kare artı 72 L oluyor. Ha şimdi ne yapacağız? Biz sorunun öznesini bulduk henüz. Soruyu çözmedik. Şimdi ne yapacağız? Hemen notu kullanıyorum. Herhangi bir fonksiyonun tepe noktasını bulmak için o fonksiyonun türevini sıfıra eşitliyorum. AP'nin L'ye göre türevi eşit sıfır. Al türevini. Eksi 12 L artı 72 eşit sıfır. İşte devam ettir işlemi.
72 bölü 12'den 6'mış arkadaşlar. Yani nedir orada? L2 dediğimiz şey de 6'ymış. Bak burayı da bulduk. Vallahi çok önemli bir şey anlatıyorum. Sık gelenlerden. Yüzey bilgisi bilmek zorundasın arkadaşlar. Zorundasınız. Dikkatli bakın o yüzden bu soru tiplerine. Şimdi bir üçüncü maksimum nokta var. Onu da bulalım. C noktası. Toplam ürün. Ya bir de şeyi de unutmayın arkadaşlar. Toplam demek zorunda değil. Ürün diyebilir. Toplam ürün. Maksimum iken. Maksimum iken iş gücü miktarı nedir? Diyebilir. Sorunun öznesi zaten soruda verilmiş. Sorunun başı burada arkadaşlar. Kısa dönem üretim fonksiyonu TP eşit biçimindedir diye verilmiş zaten. Özneyi alıyorum. Sorunun öznesine. Bununla uğraşacağım yani. Ha, tepe noktasını sorduğuna göre bak TP'nin notu kullanıyorum. L'ye göre türevi. Aa sonra diyorum ki TP'nin L'ye göre türevine bir isim veriliyor. Neydi o isim? Marjinal ürün. Baksanıza bir arkadaşlar bir şey göstereceğim şuradan itibaren. MP'yi bulmak için TP'nin türevini aldım. MP'nin L'ye göre türevine ne denir? MP'nin L'ye göre türevi denir. AP'nin L'ye göre türevine ne denir? AP'nin L'ye göre türevi denir. TP'nin L'ye göre türevine ne denir? Marjinal ürün denir arkadaşlar. Bak bir adı var bunun. Diğerlerinde öyle bir adı yoktu. Demek ki biz burada marjinal ürünü sıfıra eşitleyeceğiz. Hemen şuradan marjinal ürünü buluyorum. Eksi 18 L kare türevini aldığımda artı 144 L eşit sıfır diyorum doğrudan. Her iki tarafı 18 L'ye bölüyorum. 8 mi oluyor? 8, 64, 4. Evet 8. L eşit 8 geliyor arkadaşlar buradan da. Şuraya hemen L3'ü bulduk yani. 8'i de yazıvereyim. Toplam ürünü maksimize eden iş gücü miktarını da bulduk. Şimdi bu sorular arkadaşlar karşımıza değişik şekillerde çıkabilir. Mesela KPSS çıkmış soruda şunu söylemiş. Bunu veriyor diyor ki soruda firmanın karını maksimize edeceği iş gücü aralığı nedir? Karını maksimize edeceği iş gücü aralığı nedir? Arkadaşlar firma karını üretimin ikinci bölgesinde maksimize eder. Üretimin ikinci bölgesi bakın. 6'da başlıyor 6. iş gücünde. Ve ikinci bölge 8. iş gücünde bitiyor. 6 ile 8 aralığında diye cevap vermemiz gerekiyor o soruyu arkadaşlar. Yine çok güzel bir tahta oldu arkadaşlar. Lütfen bir daha söylüyorum bilmek zorundasın. Bu bir yüzey bilgisidir. Sıkça sınavda gelir. Değişik şekillerde de sorabilir. İlla AP maksimum demek zorunda değil. Grafiği çizeceksin bölge sorabilir. Ne bileyim arkadaşlar şöyle bir soru düşünün. İş gücü hangi aralıktayken, bak yazın bunu. İş gücü hangi aralıktayken marjinal ürün ortalama üründen büyüktür. Marjinal ürün ortalama üründen büyüktür. Bakıyorum MP, AP'den üretimin birinci bölgesinde büyük. Hangi iş gücü aralığı? 0 ile 6. Cevap 0 ile 6 olur bak burası. Hangi iş gücünden sonra toplam ürün azalmaya başlar? Yazın bunu. Hangi iş gücünden sonra toplam ürün azalmaya başlar? Arkadaşlar TP'nin azaldığı yer, MP'nin negatif olduğu yer 8'den sonra diye cevap vereceğiz. Gibi grafiği çizdiğiniz anda görebileceğiniz soru tipleri olur arkadaşlar. Evet şimdi bir de atipik durumlardan çok kısa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Normalde hani bu kadar uzun anlatılmıyor özellikle dershanelerde. Her detayı görmenizi istedim. Minicik bir detay kaldı onu da aradan sonra anlatacağım arkadaşlar. Devam edin. 5 dakika molamız var.